Başkurt mitolojisi, eski Türk inançları, şamanizm ve İslam etkilerinin bir karışımıdır. Bu mitolojide şeytan ve olağanüstü varlıklar, insanların yaşamını etkileyen ve doğanın güçleriyle iç içe geçmiş mistik figürler olarak görülür. Bu varlıklar hem kötü ruhlar hem de doğaüstü güçlere sahip olan kahramanlar ya da yardımcılar olarak kabul edilir. İşte başkurt mitolojisindeki bazı önemli şeytani varlıklar ve olağanüstü figürler. Bir şürele, tanım, şürele, başkurt ve tatar mitolojisinde yer alan, ormanda yaşayan, uzun parmaklı, büyük burunlu ve korkutucu bir orman ruhudur. Görev ve özellikler Şürele, insanları ormanda yollarını kaybettiren, onları kandıran ve bazen de boğarak öldüren bir varlık olarak bilinir. Ancak, bu varlık bazen insanları sadece korkutmakla yetinir ve zarar vermez. Şürele, hilekar bir ruh olarak tasvir edilir ve insanlarla oyunlar oynamayı sever. Onu yenmenin yolu ise uzun parmaklarından birini bağlamaktır. Bu durumda Şürele güçsüz hale gelir. 2. Albastı. Albastı, Başkurt mitolojisinde doğum yapan kadınları ve bebekleri hedef alan kötü bir ruh olarak bilinir. Görev ve özellikler: genellikle doğum sırasında ya da hemen sonrasında kadınlara musallat olan bir varlık olarak kabul edilir. Kadınların doğum sırasında hastalanmasına ya da bebeklerin ölmesine neden olduğuna inanılır. Albastıdan korunmak için özel dualar okunur ve geleneksel ritüeller uygulanır. Albastı, genellikle su ile bağlantılı bir varlık olarak görülür ve su kenarlarında yaşadığı düşünülür. Div, tanım. Div, Devasa ve güçlü bir varlık olarak Başkurt mitolojisinde yer alır. Eski Türk mitolojisindeki dev figürüne benzer. Görev ve özellikler. Genellikle kötü bir varlık olarak tasvir edilen Div, insanlara zarar vermeye çalışan, devasa boyutlarda korkutucu bir yaratık olarak bilinir. Başkurt halk hikayelerinde kahramanlar genellikle Div ile savaşır ve bu savaşı kazanmaları büyük bir güç ve cesaret gerektirir. Div hem fiziki hem de ruhani açıdan güçlü bir düşmandır. 4. Yorkey Tanım. Yorkey doğayla bağlantılı olan bir varlık olup özellikle şiddetli fırtınalarla ilişkilendirilir. Görev ve özellikler. Yorkey güçlü fırtınalar ve kasırgalar yaratır. Onun kötü ruhlarla işbirliği yaptığına ve kasıtlı olarak insanlara zarar verdiğine inanılır. Yorkay'ın öfkesinden korunmak için başkurt halkı eski ritüeller ve dualar ile onu yatıştırmaya çalışır. 5. Uber Tanım Uber, kötü bir ruh ya da cadı olarak başkurt mitolojisinde yer alır. Kimi zaman insanlara dönüşebilir ve onları yanıltarak kötü işlere yönlendirebilir. Görev ve özellikler Uber, özellikle hastalık ve ölüm getiren bir varlık olarak bilinir. Gece ortaya çıkar ve insanları korkutur, bazen kan içen bir varlık olarak da tasvir edilir. Ayrıca hayvanlara zarar vermesi ve sürüleri hastalandırmasıyla da tanınır. Uber'dan korunmak için belirli dualar ya da büyüler yapılır. Altın Şeytan Tanım İslam etkisiyle başkurt mitolojisinde yer alan şeytan, kötü ve hilekar bir varlık olarak bilinir. Görev ve özellikler Şeytan, insanları doğru yoldan saptırmaya, kötü işlere yönlendirmeye çalışır. Başkurt halk inançlarına göre şeytanın amacı insanlara zarar vermek ve onların ruhlarını ele geçirmektir. Bu figür, İslam'daki şeytan anlayışıyla büyük ölçüde örtüşür. Ancak geleneksel Başkurt mitolojisiyle birleşerek daha geniş bir kötülük simgesi haline gelir. Erlik Tanım Erlik Eski Türk mitolojisinde yeraltı dünyasının efendisi olan bir tanrıdır. Başkurt mitolojisinde de ölümle ve yeraltı dünyasıyla bağlantılı bir varlık olarak kabul edilir. Görev ve özellikler. Erlik ölen insanların ruhlarını yeraltı dünyasına götürür ve onları cezalandırır. O, yeraltı dünyasının kralı olup ölülerin ruhları üzerinde egemenlik kurar. Başkurt inançlarında, erlikle ilgili ritüeller, ölüm sonrası ruhun huzura kavuşmasını sağlamak amacıyla yapılır. 8. Yelbaba, Baba Yel Baba, rüzgarların efendisi olarak kabul edilir. Görev ve özellikler Yelbaba, Baba, rüzgar kontrol eden bir varlıktır ve doğanın güçleri üzerinde etkili olduğuna inanılır. Hem zararlı hem de faydalı rüzgarlar yaratabilir. Yel Baba, bazen fırtınalarla yıkım getirirken, bazen de rüzgarı sakinleştirici ve yararlı etkisini temsil eder. 9. Suf Perisi Suf Perisi, su kaynaklarında yaşayan doğaüstü bir varlık olarak bilinir. Görev ve Özellikler Su perisi, suyun ruhunu temsil eder ve bazen insanlara zarar verebilen, bazen de onlara yardım eden bir figürdür. Genellikle nehirler, göller ve su kenarlarında yaşar. Su perisinin insanları suya çekerek boğduğuna inanılır. Sonuç, başkurt mitolojisindeki bu olağanüstü varlıklar, doğa güçleri, ölüm ve insan yaşamı üzerinde etkili olan ruhlar ve iblisler olarak kabul edilir. Bunlar arasında şeytan, doğa ruhları, ölüm ruhları ve kötü niyetli yaratıklar önemli bir yer tutar. Bu varlıkların görevleri ve yetkileri, insan hayatının doğa ile olan ilişkisine dayanan bir dünya görüşü ile şekillenir. Yuha, Yuha yılan, başkurtlara göre bin yaşına giren hayır hiç kimse, hiçbir zaman görmemişse devasa bir yılan olan Yuha'ya dönüşür. Ural Batır, destanında onun için şöyle denmektedir. Kalınlığını hesaplamak gerekirse aslanı gölgede bırakır uzunluğunu ölçmek gerekirse yüz adım az gelir. Başkurtların inanışına göre Acdaha'dan vaklı olarak Yuha insanlara daima kötülük eden güzel bir delikanlı veya kız kılığında da karşımıza çıkar. Başkurt dilinde yuha sözü mecazi anlamlarda da kullanılmaktadır. Örneğin, yuha kivrek, yuha lanuvu, yuha, yuhalavu, yaltaklanmak, kurnazlık etmek, yalakalık etmek. Bir terim olarak yuha biçimine asıl olarak Ural Altay halklarında, Sibirya Tataylarında ve Türkmenlerde rastlanmaktadır. Albaftı, başkurtlara göre albaftı altın gibi sarı ve dağınık saçlı, devasa, uzun memeli bir kadındır. Plasentayı ve kırkı çıkmamış bebekleri alıp götürmek gibi bir alışkanlığı olan Albaftı, özellikle Losa kadınlar için tehlikelidir. Albaftı terimi değişik fonetik varyantlarının yanı sıra Orta Asya, Kafkaslar ötesi, Volga boyu ve Güney Sibirya halklarının folklorlarında da geniş bir alana yayılmıştır. Pencereden bakan, kapıyı çalan ve eğer evde bir yetişkin yoksa çocuğu kapıp yutan bu kişiliksiz, şekilsiz varlık olarak belirtilir. Kırmızı gözlü, evde yaşayan mitolojik bir varlığın adı olan Hok, Matuda. Seygü terimleri Sakmara Nehri kenarında yaşayan başkurtlarda tespit edilmiştir. Sarpıvo, bu hastalık taşıyan kötü ruhtur. Bazı başkurt ağızlarında Yelpevi ve Zörpekay kelimeleri kullanılmaktadır. Kaynaklara göre Sarpyo, genellikle güneş battığı sırada ılık bir rüzgar veya yağmur şeklinde insana değen, biçimi olmayan bir varlık şeklinde tanımlanmaktadır. Ubur, kötü ruh. Vampire anlamındaki bu söz başkurtların tanınlarına göre ölen sealers'ı büyücünün ruhudur ve onu devasa, uçan dokurcun veya koca kafalı, uzun kuyruklu hareketsiz, ateşten bir varlık olarak tasvir ederler. Anlatıcılara göre şeytan, kandıran, ayaytan ruhani bir varlıktır. Görünmezdir, ne insanda konuşur ne de ona görünür. Ama sürekli karanlık işlerin müsebbibidir. Bazen ona ebels de denir. Her iki terim de Arapça kökenlidir. Bazı başkurt boylarının kendi kökenlerini şeytan ile ilişkilendirmeleri ilginç bir değerlendirmedir. Örneğin, şeytanlar arahının bir alt boyu olan şeytan kudey boyu. Şeytanları kendi kadın ataları olarak görmektedirler. Şurela, başkurtların anlattıklarına göre, şurela uzun tırnaklı, kıllı. Karşılaştığı zaman genelde oyun oynamayı teklif eden orman ruhudur. Kişi bunu bilmeden kabul ederse, şurela onu öleni kadar dıdıklar. Eğer insan tarafından önerilen oyun kabul edilirse bu defa şurele yenilmiş sayılır. Eya, suyu koruyan ruh, dağın koruyucu ruhu, hazineyi koruyan ruh. Mal eyahe, evcin hayvanları koruyan ruh, ağacın koruyucu ruhu, hayının koruyucu ruhu, yerin koruyucu ruhu anlamına gelmektedir. Başkurtlara göre eya, şekilsiz, göze görünmeyen, insanla doğrudan irtibata geçmeyen, ancak bazen tehlikeli bir durumu seslenerek önceden haber veren, uyuyanı uyandıran ruhlardır. İnsan herhangi bir yasağı çiğnediğinde bizzat kendisi ruhları kızdırmış olur. Eya’nin ördek, genç kız veya kara konkolos omacı kılığına girebileceği halk bilimi ile ilgili kaynaklardan görülebilmektedir. Bir sıra başkurtlara göre bir sıra antropomorfolojik bir varlıktır. Bir sure halk biliminde açık renk saçlı, kırmızı gömlekli, her iki cinsten olan küçücük bir insan şeklinde tasvir edilir. Bir surelay cana yakındırlar. Ağlamak ve gülmek gibi insana özgü duygulara sahiptirler. Kamçı darbesinden, silah sesinden korkarlar. İnanışa göre kadınlar bir surelaydan çocuk doğururmuş. Ancak bu çocukları onlay dışında başka hiç kimse görmezmiş. Pareyler, başkurtların inancına göre, pareyler insanların işlerine karışmadan onlardan ayrı olarak yaşarlar. Beklenmedik bir karşılaşma anında sanki geleneksel başkurt kıyafetleri içinde, at üstünde, büyük baş hayvan sürüsüyle berabermiş gibi bir görüntü sergilerler. Folklorik ve yazılı eserlerde diğer bazı başkurt kavimlerinin peri soyundan geldiğine inanılmaktadır. Deyevü, Deyevü, Pareye, Davüfare… Başkurt masallarında devi genelde mitolojik kafdağında yaşayan, çok başlı bir varlık biçiminde tasvir edilmektedir.